Bir zamanlar bir akıl hastanesinde deli bir adam yaşardı. Bu adam zır delinin tekiydi. Kendi kendine konuşuyor, sürekli duvara güm güm diye kafa atıyor ve kendi kendine ileri geri sallanıyordu. Zararlı bir adam gibi gözükse de bu adamın hiç kimseye zararı yoktu. Derken doktorlar gelip onun üzerinde deneyler yapmaya başladılar. Bu deneyler adamın canını çok yakıyordu. Akıl hastası adam da bu olanlara davasına katlanamadı ve kimsenin olmadığı bir sırada akıl hastanesinden kaçtı. Fakat kaçmak onun çok karnını acıktırmıştı. Ama yemek alacak parası da yoktu. Bu yüzden başladı dilencilik yapmaya. Allah rızası için beşleri. Önünüze baksanıza ya. Siz kör müsünüz? Allah'ın verdiği iki gözü kullanamıyor musunuz ya? Her şeyimi düşürdünüz. Sizin yüzünüzden tırnaklarım kırılacaktı. Allah'tan hiçbir şey olmadı tırnaklarıma. Çok özür dilerim hanımefendi. Yalnız ben çok kötü bir gün geçiriyorum hanımefendi. Ve bu yüzden aklım yerindedir. O yüzden sizden özür diliyorum. Ama siz de benden kullandığınız kötü kelimeler için özür dileyin hanımefendi. Ben senden özür dileyeceğim. Pışık, ben kimseden özür dilemem, tamam mı? Sen kimsin? Uyduruk varoş bir dilenci. Ben senin gibi birinden asla özür dilemem. Hadi ben gidiyorum. Eşyalarımı da ver, kokuttun eşyalarımı. Hadi bye. Siz gününüzü göreceksiniz hanımefendi. Siz kötü gün geçirmenin ne olduğunu bilmiyorsunuz ama öğreneceksiniz. Ve benden özür dilemediğinizde pişman olacaksınız. Aynen aynen. Kesin çok pişman olurum. Arkadaşım arıyor. Efendim hayatım. Evet, Barbie okuluna geç kaldım. Tamam tamam. Ben şimdi hemen yetişeceğim. Ne oldu hanımefendi? Yoksa sizi korkuttum mu? Ay yok yok. Korkmadım. Neyse gideyim ben. Alo. Daha demin bir adamla kavga ettik. Sonra adam karşıma çıktı. Korktum. Neyse tamam. Okula geliyorum. Hadi öptüm. Aşkım selam. Seni çok özledim. Allah'tan derse yetişmişim. Geç kalmadım. Çocuklar merhaba. Aramıza bugün yeni bir öğrenci geldi. Sizi onunla tanıştırayım. Peki onunla tanışmak için heyecanlı mısınız? Evet. Arkadaşlar merhaba. Yeni öğrenci benim. Beni sevdiniz mi? İnanmıyorum. Sude bu adam kim biliyor musun? Hani sana dedim ya sabah biriyle tartıştım diye. İşte bu adamı. Ay çok korkuyorum. Bizim sınıfta ne işi var ki bu adamın? Korkma kızım korkma, bir şey olmaz. Eğer o sana bir şey yaparsa ben seni korurum. Canım arkadaşım. Best friend'im. Gerçekten beni korur musun? Tabii ki korurum kızım. Bak sana hediye aldım. Squid Game oyuncağı. Bu seni her zaman korur. Aşkım sen bana hediye mi aldın? Ya bu ne çok tatlı. Gel sana bir sarılayım bebişim. Dur. Benim de sana hediyem var. Ben de sana Rainbow Friends aldım. Bu da seni tüm kötülüklerden koruyacak. Ay dur. Benim çok dişim geldi. Sen burada bekle. Ben hemen dişimi yapıp geliyorum. Sonra sarılır. Biraz da dedikodu yaparız aşkım. Ay kendime bakayım. Ne kadar güzel bir kızım ya. Maşallahım var. Altın bilekliğimi koyayım. Senin burada ne işin var ya? Ne istiyorsun benden? Benden özür dileyecek misin? Ne diyorsun ya? Manyak mısın sen? Senden özür falan dilemeyeceğim, tamam mı? Sen bu hastasısın. Defol git buradan. Ama bu senin son şansındı. Sude ne oldu biliyor musun? Şimdi ben aynada kendime bakıyordum, tamam mı? Sonra o yeni gelen var ya, bu var ya bu. Aniden arkamdan çıktı. Sonra bana özür dile falan dedi. Beni çok korkutuyor ya bu adam. Ne? Seni rahatsız mı etti? Ben şimdi onun gününü gösteririm. Hey sen Barbie'yi niye korkutuyorsun sen ya? O benim en yakın arkadaşım. Sen gel bir tuvalete gel seninle bir görüşelim gel. Ya Sude dur ya. Yapma Allah aşkına. O adamla ben korkuyorum valla. Psikopata benziyor. Lütfen hiç uğraşma. O psikopatsa benden çok psikopatım. Sen işime karışma. Hey. Efendim ne oldu, bana mı bir şey dedin? Sen benimle bir tuvalete gelsin de orada bir şey konuşmamız lazım. Tamam geleyim. Önden buyur hanımefendi. Allah'ım ya neler oluyor böyle? İnşallah Sude adamı döver de adam da defolup gider de başımıza bela olmaz. Geç içeri geç. Neden okul tuvaletine çıkıyordun beni? Sen benim arkadaşım okul tuvalette ne akla korkutursun lan? Görürsün sen şimdi gününü. Sen beni dövecek misin? Ama sen olayları bilmeden beni dövme. Önce bir olayları dinle. Senin arkadaşın var ya tam bir terbiyesiz. Bana kötü kelimeler etti ve benden özür dilemedi. Ben onun yerine olsaydım ben de özür dilemezdim. Ne? Sen de mi özür dilemezdin? O arka başına gelecekler hak ettin. Saygısız insanları hiç sevmem. Asma. Of nerede kaldılar ya bunlar? Korkmaya başladım. Adam geldi. Sude yok. Birlikte gittiler, tek döndü. Allah Allah. Sude nerede acaba? Hanımefendi. Bir bakar mısınız? Hayır bakamam, tamam mı? Ben seninle konuşmuyorum. Sen çok sevimsiz, psikopatın tekisin. O yüzden seninle konuşamam.
tamam. Ama arkadaşını sen merak ediyorsun sanıyordum. Ah, merak etmiyorsan tabii ki bakma. Ne? Sen benim arkadaşım hakkında konuşamazsın, tamam mı? Bir şey biliyorsan da söyle. Tabii ki de onu merak ediyorum. Çünkü o benim en yakın arkadaşım. Hadi bir şey biliyorsan söyle bana. Nerede arkadaşım? Sen onu bunu boş ver de. Sana arkadaşından bir mesaj getirdim. Bak arkadaşın sana ne diyor. Duydun mu arkadaşının sana ne dediğini? Arkadaşının dediğini yapardım ben yerinde olsaydım. Bu Sude'nin sesi! Yoksa sen arkadaşıma zarar mı verdin? Seni var ya öğretmene şikayet edeceğim. Görüyorsun sen. Öğretmenim. O benim arkadaşıma zarar verdi. Birlikte tuvalete gittiler. Arkadaşım hala dönmedi. Lütfen bir şey yapın. Dur kızım, sakin ol. Belki arkadaşın hala tuvaletini yapıyordur. Gel bir bakalım tuvalete. Hadi. Gel yürü. Öğretmenim gelin. İşte bu tuvalete girmişlerdi. Arkadaşıma ne olur böyle arkadaşım? Sakin ol. Hemen ambulans arayın. Hemen ambulans arayın. Merak etme, iyileştir. Hey sen, ne oldu burada? Öğretmenim bu kıza ne olmuş böyle? Öğretmenim ben ona o kadar söyledim. Yerler kaygan diye. Kayıp düşersin diye çok dedim. Ayağı kayıp yere düşmüş galiba. Ama merak etmeyin öğretmenim. İyi olacaktır. Ben hemen ambulans arayayım öğretmenim. Tamam yavrum. Hemen gidip ambulansı çağırsan en iyisi. Öğretmenim o yaptı biliyorum. O yaptı arkadaşıma bunu. Hayır. O falan yapmadı. Bak buralar kaygan. Arkadaşın kayıp düşmüş herhalde. Bak, canım arkadaşım. O kadar çok refah koymuşlar. Arkadaşını nerede göremedin? Neyse gel seni sakinleştirelim. Gel kızım gel. Merak etme, iyi olacak tamam mı? Üzülme. İyileşecek arkadaşın yavrum. Umarım öğretmenim. O benim dünyada en sevdiğim arkadaşım. Ha! Ne oldu kızım? Bir şey yok öğretmenim. En iyisi ben seni yalnız bırakayım kızım. Ondan sonra sen kendine gel tamam mı? Tamam öğretmenim, teşekkürler. Of ya of. Benim bu yeni gelen çocuğu bir şekilde araştırmam lazım. Acaba kim, kimlerden, nereden geliyor? Ama adını bile bilmiyorum. Neyse gideyim de bir öğretmene adını sorayım. Sonra da araştırırım. Öğretmenim merhaba. Size bir şey sorabilir miyim? Hani sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi ya. Onun hakkında bir bilginiz var mı? Bana anlatır mısınız? Lütfen, çok önemli. Sen Mert Tren'den mi bahsediyorsun kızım? Hani şu yeni gelen çocuktan. Aa, onun adı Mert Tren mi? Evet, ondan bahsediyorum öğretmenim. Tamam, o zaman ben sana Mert Tren'in hikayesini anlatayım. Mert Tren var ya, çok zorlu bir hayat geçirmiş. Hiç parası yokmuş. Sırf parası olmadığı için eşi onu boşamış, biliyor musun? Ve gitmiş başka bir adamla evlenmiş. Mert Tren'de bu olanlara davası katlanamamış, delirmiş. Hatta duyduğuma göre akıl hastanesinde yatıyormuş. Ama ne oldu da çıktı? Vallahi ben de bilmiyorum. Ne? İnanmıyorum. Yani bu adam gerçekten manyak. Aa, ne yapacağım şimdi ben? En iyisi gidip ondan özür dileyeyim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim öğretmenim. Görüşmek üzere. Mert Tren merhaba. Sana bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Özrün hiç samimi gelmedi. Lütfen bir daha diler misin? Ama daha samimi şekilde. Hayır, dilemem. Bir kere diledim işte. Daha ne istiyorsun ya? Hem benim gibi havalı ve zengin bir kızın senden özür dilemesi bile saçmalık. Sen buna dua et. Neyse, bu davada burada kapandı. Bir daha bana bulaşma. Ben evime gidiyorum. Hadi bay bay. Aa, çok yorucu bir günde eve gidip uyuyayım. Aa, ne kadar yorulduk değil mi Tobi'cim? O yüzden şimdi iyice uyuyalım. Ha? Bu sesler de ne böyle? Galiba evimde biri var. Nerede? Görgü kralları bilmeyen görgüsüz Barbie. Neredesin? Seni bulacağım. Eyvahlar olsun. Adam geldi. Şimdi kesin beni bulacak. Benim bir şeyler yapmam lazım. Dur önce bir polisi arayayım. Alo, polis mi? Acil yardım. Hemen gelin, hemen. Tamamdır. Şimdi de beni bulmaması için bir şey yapmam lazım. Buldum. Hadi gidip yapayım. Biliyorum güzel kız. Aa, seni buldum. Şimdi benden özür dileyeceksin. Hazır mısın? Hadi bakalım özür dile. Ha? Bu da ne böyle? Al sana. İşte böyle hak varlar adamı. Geldim. Suçun nerede? Gelin beye vuralım. İşte suçlu burada. Ben onu bayılttım ama tamamdır. Bunu size teslim ediyorum. Lütfen onu bul. Kapatın, bir daha da hiçbir yere çıkamasın, tamam mı? Demek sen Mert Tren, seni tekrar buldum. Senin deliler hastanesine geri götürüyorum. Çabuk yürü. Oh be, sonunda bundan da kurtuldum. Çok mutluyum. Artık geldiğimce gidip pembe kıyafetler giyip şımarabilirim. İyi, gideyim de bunları yapayım. Allah rızası için bir sadaka vereyim. Ne yapıyorsunuz ya? Önünüze baksanıza. Kör müsünüz? Ay, yok.